Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için KPSS tarihinde ilk defa soru sorulacak olan insan hakları ve demokrasi soru çözümü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu video sayesinde insan hakları ve demokrasi dersinden KPSS'de gelmesi muhtemel olan tüm soru tipleri hakkında bilgi edinebileceksiniz. Birinci sorumuzla videomuza başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda bize demokrasi sözcüğünün ilk kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu tarz sorular tarihsel anlamda da çıkabilir. Orta çağ tarihiyle ilgili veyahut da ilk çağ tarihinde kim kullanmıştır gibi sorular sorulabilir. Burada sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Herodot'tur. Herodot ilk defa demokrasi kavramından bahseden kişidir ve demokrasi sözcüğünü ilk kullanan kişidir. Peki diğer düşünürler nasıl kullanmıştır? Burada Aristo ve Platon'a dikkat etmekte fayda var. Bu iki kişi demokrasi kavramını şu şekilde tanımlıyorlar. Ayak takımının yönetimi olarak görüyorlar. Yani halkın üstün yönetimi olarak görmüyorlar arkadaşlar. Yani bunu biraz daha ayak takımının uğraştığı bir yönetim olarak görüyorlar. Aristo ve Platon demokrasiye karşıdırlar arkadaşlar. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. İkinci tarz sorumuz da şöyle gelebilir. Devlet için gerekli olan bütün kararlar yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak alındığı demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda da yine soruyu çözerken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Mesela diyor ki tarafından yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız bakın. Aracısız ve temsilcisiz olarak alındığı demokrasi türü doğrudan demokrasidir. Yani herhangi bir kişinin ortaklaşa veyahut da birlikteliği sonucunda oluşturulmuş bir demokrasi türü değildir. Halkın bizzat kendisinin yönetimde olduğu ve söz sahibi olduğu demokrasi türüdür. Şimdi yarı doğrudan demokrasi nedir? Buna bakmakta fayda var. Temsilciler ile halkın bir arada bulunduğu bir demokrasi çeşididir. Temsili demokrasi ise şu an Türkiye'de uygulanan seçmenler tarafından seçilen kişilerin yönetimde bulunduğu demokrasi türüdür. Meclis hükümet sistemi ise yine soru olma adayı yüksektir. 1921 Anayasası'nda yani ilk TBMM döneminde oluşturulan bir hükümet sistemidir. Kuvvetler birliğini savunur. Peki parlamenter sistem ayrımı nedir? Parlamenter sistem ise yasamanın yargının denetiminde veyahut da yürütmenin yasamanın denetiminde olduğu bir demokrasi türüdür arkadaşlar ve parlamenter sistemlerle ilgili de soru gelebilir. Parlamenter sistemin ayırt edici noktası şudur. Yürütmenin yasamanın denetiminde olduğu yani kanun çıkaranların yasa yapanlar tarafından denetlendiği sisteme parlamenter sistem adı veriliyor. Meclis hükümet sistemi ise tüm yani güçler birliği ilkesini benimseyen bir yönetim sistemidir. Gelelim bir diğer soruya. Soru sorulma ihtimali yüksektir bu konuyla da ilgili. Parlamento tarafından usule uygun olarak kabul edilen kanunun halkın inisiyatifiyle değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması aşağıda verilen yarı doğrudan demokrasinin hangi unsurlarıdır? Yarı doğrudan demokrasinin unsurları nelerdir? Referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü, temsilcilerin azli olmak üzere 4 aşamadan meydana gelir. Sorumuzun doğru cevabı ise arkadaşlar halk teşebbüsüdür. Yani halkın bizzat girişimidir. Referandum ise meclis tarafından alınan bir kararın veyahut da yeter sayısı bulunmayan bir kararın halka sunularak kabul edilip edilmemesi konusundaki bir yaklaşımdır. Halk vetosu ise temsilcilerin yapmış olduğu bir kanunu veyahut da bir kuralı halkın girerek bu işe katılarak veto etmesi anlamına gelir. Bu daha çok küçük polis şehir devletlerinde olabilir ama günümüz demokratik toplum yapılarında olması pek mümkün değildir. Bir diğer şey ise temsilcilerin azlidir. Temsilcilerin azlığı ise seçenler tarafından görevden alınmasıdır arkadaşlar. Gelelim meclis oylamasına. Meclis oylaması ise meclisin kendi içerisinde bir kanunu çıkarırken yapmış olduğu oylama türüdür. Yarı doğrudan demokrasinin araçlarından birisi değildir. Bir diğer soruya gelelim. Yine çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir soru adayıdır. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak halklar arasında yer almaktadır diye sorduk. Şimdi
Genelde haklar 4 kuşağa ayrılıyor. Birinci kuşak haklar, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak haklar olmak üzere. Yani bilgi teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak değişen haklar vardır. Bunların başında birinci kuşak haklar, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı, din ve vicdan hürriyetidir. Eğitim hakkı ise daha çok ikinci kuşak haklar arasında yer alan sosyal ve ekonomik anlamdaki haklardandır. Bu konuda üçüncü kuşak haklar ise dayanışma ruhunun ortaya çıkardığı haklardır. İşte barış hakkı, özgürlük hakkı gibi haklardır. Son kuşak haklar ise dördüncü kuşak haklardır. Bu haklar ise daha çok bilim ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan işte internet kullanma özgürlüğü, sosyal medyada bulunma özgürlüğü gibi haklar dördüncü kuşak haklar arasında yer almaktadır. Bu tarz soru tiplerine ve konulara dikkat edelim. Gelelim bir başka soru tipine. Doğal hukuk kavramını ortaya atarak devletin insanlar arasında doğal olarak var olan hukuk sistemini korumak için var olduğunu savunan bu düşünceleriyle uluslararası hukukun mimarı kabul edilen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, uluslararası hukukun mimarı olarak kabul edilen. Şimdi sosyal bilgiler ve ÖABT alan bilgisinde dinleyen arkadaşlarımız varsa bu soru yine alan bilgisinde çıkabilir. Bu soru gelme ihtimali çok düşük bir sorudur insan hakları dersi kavramında, ama size kulak aşinalığı olsun veyahut da gelirse de neden geldi diyemeyeceğimiz bir soru tipi olabilir belki. Yani insan hakları ders kitabında yer aldığı için koydum arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Gretius'tur. Bu konuyla ilgili de soru gelme ihtimali dediğim gibi sosyal bilgiler alanda yüksektir, ama insan hakları dersi kapsamında normal KPSS'de çok düşüktür. Gelelim bir başka soruya. Altıncı soruda bize kuvvetler ayrılığı düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı Kanunların Ruhu adlı eserin yazarı olan kimdir? Montesquieu'dur. Montesquieu kuvvetler ayrılığından ilk defa bahseden kişidir ve bu yönüyle daha önce sosyal bilgiler alan bilgisi sınavında çıktı. Ben bu sorunun bu sene insan hakları dersi kapsamında KPSS genel kültür kısmında çıkacağını düşünüyorum. Gelelim bir başka soru adayına. Türk tarihinde yetkisel anlamda ilk defa kısıtlamalar getiren 1215 yılında imzalanan Magna Carta Libertatum ile benzerlik gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? Magna Carta İngiltere'de kralın haklarını kısıtlayan ilk belgeydi ve Türkiye'de de yani Osmanlı toplumunda da ilk defa padişahın hakkını kısıtlayan belge senedi ittifaktır. Diğer belge türlerine baktığımız zaman Tanzimat Fermanı ile yabancılar ile Müslümanlar, yani Müslüman ile gayrimüslim arasındaki eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Islahat Fermanı ile yabancılara ekstradan haklar tanınmıştır. Kanuni Esası ise ilk defa Osmanlı Anayasası ve Türk tarihinin ilk anayasası olarak karşımıza çıkıyor. Teşkilat-ı Esasiye ise 1921 Anayasası'nın diğer ismidir. Sekizinci soruda bize demokrasinin gelişimi açısından çok önemli bir dönüm noktası olan ve Kral Yurtsuz John ile soylular arasında imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir? Bir önceki sorunun değişik versiyonu. Bu sorumuzun doğru cevabı Büyük Sözleşme olarak ifade edilen Magna Carta Libertatum'dur. Soruda bu şekilde de koyabilir. Yani direkt Magna Carta diye adlandırmaz, Büyük Sözleşme olarak da geçiyor. Diğer şeylere baktığımız zaman 95 tezi burada reform dönemini, yani dindeki yenileşmeyi Martin Luther King'in öncülüğünde başlatılan 95 maddelik bildirinin ismidir. Diğer sorularla ilgili zaten ilerleyen kısımlarda soru olarak soracağım arkadaşlar. Gelelim 9. soru tipimize. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası'nın özellikleri arasında yer almamaktadır diye sorduk. Bu tarz sorular da yine insan hakları dersi kavramında gelebilir. Diyor ki iki meclisli bir anayasadır. Yani birinci meşrutiyet iki meclisli bir anayasadır. Biliyorsunuz Ayan ve Mebusan Meclisi olmak üzere. Padişahın vatan ve millete ant içme zorunluluğu vardır diyor. Bu ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşen bir olaydır. Yani 1905
9 değişikliklerinden sonra kabul edilmiştir ve 1876'da yer alan anayasanın içerisinde yer almaz. Türkler ilk defa bu anayasa ile seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Doğru bir bilgidir. Heyet-i Ayan üyelerini padişah tarafından seçilirken mebusu meclisan üyeleri halk tarafından, erkekler tarafından seçilmektedir. Meclisi feshetme yetkisi padişaha aittir. Birinci meşrutiyet döneminde ama ikinci meşrutiyet döneminde padişaha ait değildir. Yani benim size burada bahsetmek istediğim nokta 1 ve 2. meşrutiyet kavramının arasındaki benzer veya ortak yönleri, farklı yönleri öğrenin. Bunlarla ilgili soru gelebilir. 10. soru tipi ise 1924 Anayasası hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir? Güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Evet, yasama, yürütme ve yargı tek bir sistem altında, yani meclis hükümet sistemi altında toplanmıştır. Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır. Kesinlikle meclis hükümet sisteminin, yani güçler birliğini benimsediği için temel hak ve özgürlüklere detaylı bir biçimde yer vermiştir diyor. Hayır, yüzeysel bir konuda 1924 Anayasası yön vermiştir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Yargı yetkisini bağımsız mahkemelere bırakmıştır. Bu da 1921 Anayasası'nda meclis hükümet sistemini benimsiyordu. Ama 1924 Anayasası'nda güçler ayrılığına doğru adımlar atılmıştı. Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulmasıyla birlikte ve Başbakanlık makamının oluşturulmasıyla çoğulcu değil çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahiptir. Bu da yine 1924 Anayasası'nın özelliklerinden birisidir. Şurada sanırsam 5 şıkkında bir hata yaptım söylerken meclis üstünlüğüne dayanan bir anayasadır derken kuvvetler birliğinden bahsettim. Kuvvetler birliği olmayacak arkadaşlar. Yani anayasada meclisin aldığı kararlar üstünlüğü söz konusudur. Yani burada biraz önce dediğim noktaya kafanıza takmayın. Gelelim bir diğer soru tipine. 11. soru. Rönesans'ın temel kültürel akımı olan ve en büyük ağırlığı insana ve insan değerlerine veren düşünsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu tarz sorularda daha önce herkesin bildiği hümanizm olarak adlandırılan Rönesans'ın temel düşüncesidir. İnsanlık saygısı, insanlık değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine sorulma ihtimali yüksek olan bir soru tipidir. 12. soru tipimiz ise Güney Afrika'da yıllarca uygulanan sistemli ırkçılığı önlemek ve cezalandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda yine Birleşmiş Milletler'in komisyonları ile ilgili alt örgütleri ile ilgili soru gelebilir. Buraya baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı apartheid'e karşı olarak adlandırılan grup. Apartheid Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçı yani siyahi kişilere karşı uygulanan bir ırkçı tavırdır. Burada önemli ön plana çıkan kişi Nelson Mandela'dır. Nelson Mandela'ya da dikkat edelim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve oradaki siyahi vatandaşların haklarının savunulması konusunda çalışmalarda bulunan kişidir. Şimdi SEDAV ise kadın hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bir komitedir. İnsan Hakları Komitesi yine Birleşmiş Milletler komitelerinden birisidir. Tüm dünyadaki insan haklarını savunur. İşkenceye karşı komite özellikle terör suçundan dolayı yargılanan insanların veyahut da mahkemeler sonrasında hapse düşen insanların mahkemelerde, hapishanelerde gördüğü çeşitli suçları veyahut da yargılama sırasında polis tarafından uygulanabilecek şiddete karşı korunması amaçlı uygulanmış bir komitedir. Gelelim bir diğer soru tipine. 13. soru tipinde bize aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için gereken şartlardan biri değildir diye sorduk. Sorumuzun teker teker maddelerine bakalım. İç hukuk yolları tükenmiş olmalıdır. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için mesela örneğin Türkiye'deki tüm hukuk yolları sizin için tıkanmış olması lazım ve size bir karar verilmiş olması lazım. Kesin karardan itibaren 12 aylık süre içerisinde mahkemeye başvurulabilir. Hayır, 6 aylık süre içerisinde mahkemeye başvurmak gerekir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı budur. Diğer ifadelere bakalım. Başvuru daha önce ahim ya da bir başka uluslararası organ önüne getirilmemiş olmalıdır. Yani
Türkiye'nin dışındaki herhangi bir mahkemeye gittikten sonra orada bir karar verilmişse tekrardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göndermeye gerek yoktur. Dayanaktan yoksun ya da temelsiz olmamalıdır bu şeyler. Yani iç hukuk kurallarının aykırı olmamalıdır. İhlal iddiası sözleşme veya ek protokollerinde düzenlenen haklara ilişkin olmalıdır. Yani örneğin siyasi rant devşirmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları'na başvurmanın bir gereği yoktur. Bunlar kabul edilmez veyahut da mahkeme gündemine bile getirilmez. Gelelim 14. soru tipine. İngiltere'ye karşı isyan başlatan vergi mükellefleri tarafından Anavatan İngiltere'ye karşı yayınlanan 12 Haziran 1776'da yayınlanan bildiri aşağıdakilerden hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan bu bildiri Virginia Haklar Bildirgesidir. Bu tarz sorularda gelebilir. Virginia Haklar Bildirgesi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Amerika Birleşik Devletleri veyahut da Amerika toplumu tarafından yapılmış, yayınlanmış bildirgelerdir. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ise 1789 Fransız İhtilali sonrasında yayınlanan bir bildirgedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise özellikle 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımlar veyahut da savaşlarda sivil insanların ölümüne dair gerçekleşen katliamlar hakkındaki veyahut da anayasal süreç içerisinde cezalandırılan insanların haksız yere cezalandırılmasından dolayı ortaya çıkmış bir sözleşmedir. Gelelim bir başka soru tipine. 15. soru tipinde bize aşağıdakilerden hangisi 2017 yılında gerçekleşen anayasa değişikliğiyle Gensur yerine getirilen düzenlemedir? Bu tarz sorular hem vatandaşlık dersi kapsamında hem de insan hakları dersi kapsamında sorulabilir. Yazılı soru önergesi sorumuzun doğru cevabıdır. Gensur'u 2017 yılında kaldırılmıştır anayasa değişikliği ile birlikte. Ombudsmanlık kurumu ise yine kamu baş denetçiliği olarak bilinir. Bu konuyla ilgili de Şeref Malkoç ismine dikkat edelim. Şimdi bir başka soru tipine gelelim. 2016 yılında insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleye etkin mücadele etmek amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bu kurum yine Türkiye Cumhuriyeti'nin yani yasal olarak kanunla kurulmuş bir kurumudur. Bu kurumun ismi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumudur. Kamu baş denetçisi ise kamudaki düzensizliklerle ilgili insanların başvurabildiği bir kurumdur. Bireysel başvuru yapılabilir. İnsan Hakları Derneği yine Türkiye'de faaliyet gösteren bir dernektir. İnsan Hakları İHA yani İnsanı Yardım Vakfı ise dernek statüsünde, vakıf statüsünde bulunan bir kurumdur. Yani devlet tarafından oluşturulmuş bir kurum değildir. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. 17. soru tipinde ise ulusal kurumların yetki ve sorumluluklarına ilişkin ilkeler başlığı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Aralık 1993 tarihinde kabul edilmiş tavsiye niteliğinde bir belge aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı Paris prensipleridir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş tavsiye niteliğindeki maddelerdir. Yani insan haklarına dair. Bir diğer önemli nokta ise burada Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği ile ilgili sürecin belirlendiği antlaşmadır. SPAK raporu yine Avrupa Birliği ile ilgili bir rapordu. Kopenhag kriterleri ise Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde gerçekleşen kriterlerin siyasi, ekonomik veya kültürel anlamdaki kriterlerin neler olduğu hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı rapordur. Gelelim bir diğer soru tipine. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Komitesi aşağıdakilerden hangisidir? Komite türleri ile ilgili de soru gelebilir. Bunlarla ilgili kendiniz de araştırma yapın. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesini denetleyen bir denetim organıdır. Yılda iki kez toplanır, siyasi yaptırıma sahiptir. Sorumuzun doğru cevabı Bakanlar Komitesidir. Yılda iki kez toplanır ve siyasi bir yaptırım gücüne sahiptir ülkelere karşı ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesini denetleyen
kurumdur. Bakanlar Komitesi, yolsuzluğa karşı devletler grubu, yine Birleşmiş Milletler teşkilatlanması içerisinde yer alan bir gruptur. Adından da anlaşıldığı gibi ülkeler arasındaki yolsuzlukla ilgilenir. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ise Avrupa'da oluşturulmuş bir kurumdur. Delegeler Komitesi yine soru olarak gelebilir. Bununla ilgili detaylı bilgi bir sonraki soru çözüm videomuzda koyacağım arkadaşlar. Bölgesel ya da azınlık dilleriyle ilgili komite ise yine kültürel anlamdaki azınlık haklarının korunması, dillerin korunmasına yönelik oluşturulmuş bir kurumdur Birleşmiş Milletler tarafından. Gelelim bir diğer soru tipine. 1921'de kurulan bu kulüp özellikle düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcayan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 1921'de kurulmuş ve özellikle ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcayan, yani gazetecilik anlamında, medya anlamında ifade özgürlüğü sağlayan Uluslararası PEN Kulübü'dür arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı. Uluslararası Af Örgütü ise dünyadaki küresel anlamdaki haksızlığa uğrayan kişilerin veyahut da bireysel anlamdaki haksızlığa uğrayan toplulukların hakkında bilgi verilen bir kurumdur. Şimdi burada Greenpeace yine insan hakları ile ilgili soru gelme ihtimali yüksek bir kurumdur. Bu da doğa ve çevre ile ilgili oluşturulan özel bir kurumdur. Greenpeace Birleşmiş Milletler'e sonradan bağlanmıştır. Gelelim şimdi bir başka soru tipine, son soru tipimiz. Anayasamızda anayasa hükümlerini yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır şeklinde bir maddenin olması aşağıda verilen hukuk devleti olmanın gerekliliklerinden hangisiyle ilgilidir? Bakın şimdi burada bir anayasa maddesi verebilir sizin için ve bununla ilgili hukuk devletinin olmanın gerekliliği ve gereklinimleri hakkında sorunun cevabını isteyebilir. Burada soruya baktığımız zaman yasama, yürütme ve yargı organının idare makamlarını ve diğer kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bakın temel hukuk kurallarıdır. İdarenin hukuka bağlılığı konusunda devletin hukuk devletinde var olması gereken ilkelerden birisidir. Diğer ilkelerle ilgili sorumuz bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Burada videomuzla ilgili soruların sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğendiyseniz veyahut da soru tiplerini beğendiyseniz veyahut da hatalı gördüğümüz yönlerimiz varsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.